Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, hem vesayet odaklarıyla hem dayatmalarla mücadele ettik, hem de Türkiye'nin bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Milli gelirimizi 230 milyar dolarlardan 800 milyar dolarlara çıkardık. Eğer engellerle karşılaşmasaydık, emin olun ki üç Türkiye değil, beş Türkiye'yi bugün gerçekleştirmiş olacak. Halkın, milletin tam desteğine sahip olan bir iktidar partisine bile ilk göreve geldikten kısa bir süre sonra, yani sadece iki aydan az bir süre içerisinde ilk muhtırayı verdi. Tabii biz bunlara itibar etmedik. 8 Ocak 2003 gazeteleri açın bakın. Zehir zemberek bir açıklama. Ama o gün tatsız bir hadise yaşadık. Diyarbakır'da bir uçak düştü. 57 vatandaşımız hayatını kaybetti ve gündem onunla değişti. Ama bu vesayet odakları boş durmadılar. Ve nihayet Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde akla hayale gelmeyen bir engellemeyle, bir hukuk icadıyla karşı karşıya kaldık. Meşhur 367 dayatması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden o tarihe kadar böyle bir şey yaşanmamış. Ve onun karşısında tabii ki iş yine çıkmaza girdi. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de bu hukuk cinayetine haklılık kazandıracak bir karar verdi. Tek çare kalmıştı. İşi sahibine götürmek. Biz de öyle yaptık. Hem erken seçim kararı aldık, hem de Cumhurbaşkanı'nın vekiller marifetiyle değil, asıl marifetiyle, yani millet elliden beri devam ediyor. Başbakan, Cumhurbaşkanlığı anlaşmazlığı yeni bir şey değil. En güçlü şekilde iktidara merhum Adnan Menderes geldiği zaman bile merhum Celal Bayar'la anlaşamamış. Hatıralarında okudum. Bazen canımdan bezdiriyordu. Geldik Özallı yıllara. Orada da aynı şey var. Hatta 70'li yıllarda Cumhurbaşkanlığı şunu seçerseniz seçersiniz, yoksa meclisi bombalarız diye kuşatıldığı tarihleri biliyoruz. 80'li yıllarda merhum Özal'ın yine başbakanla ters düştüğünü biliyoruz. Demirel'in kızım diye getirdiği Sayın Tansu Çiller'le nasıl bir büyük sorun yaşadığını hep gördük. Rahmetli hocamız Erbakan'ın nasıl bir dayatmayla karşı karşıya kaldığını hep hatırlıyoruz. Merhum Ecevit bile arayarak seçtiği, bulduğu, Türkiye için bulunmaz bir aday diye takdim ettiği
Ahmet Necdet Sezer'le hangi durumlara düştüğünü ve o durumların ülkemize neye mal olduğunu hep beraber gördüm. Dolayısıyla AK Parti şikayet eden bir parti değil, AK Parti sorunları torunlara havale eden bir parti değil, sorunları çöze çöze bugünlere gelen bir partidir. Değerli dostlar, AK Parti'ye Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan dayatma, daha sonra en yüksek oyu almış partinin kapatılma davasıyla devam etti. O mücadeleyi de atlattık. Ondan önce e-muhtıranın verildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk gerçekleşti. Milli irade dışında başka bir iradeye asla geçit vermeyeceğini açık bir şekilde ortaya koyan iktidarımız bu e-muhtırayı aynen sahiplerine gönderdi, iade etti. Daha sonra yaşananlar, yargı dalga kalkışmaları, yargı reformu ve nihayet yağmurdan kaçarken doluya tutulma hadisesi. FETÖ'nün bu yargı reformu arkasından bildik, gelişim olayları beraber yaşadık. Aslında bizim o yargı reformumuz Anayasa Mahkemesi'nde tadil edilmeseydi, işin içeriğine, esasına girilmeseydi, biz 17-25 Aralık'ı yaşamayacaktık. Orada yapılan iki değişiklikle maalesef bu işin önceden planlandığı da ortaya çıktı. Gezi olayları 17-25 ve nihayet 15 Temmuz. 15 Temmuz bir anlamda ikinci Kurtuluş Savaşı'dır. Ve bu savaştan, bu mücadeleden millet yüzünün akıyla çıkmıştır. Dünya demokrasilerinde görülmemiş bir iş olmuştur. Millet o gün, o gece başkomutanının, cumhurbaşkanının, hükümetinin çağrısına tereddütsüz cevap vermiş ve meydanları doldurarak tanklara, uçaklara, bombalara karşı göğsünü siper etmiş, ezanları dindirmemiş, bayrağı indirmemiştir. Bu sadece İstanbul'da olmamıştır. Diyarbakır'da da aynısı olmuştur. Hakkari'de de aynısı olmuştur. Şırnak'ta da, Rize'de de, Artvin'de de, Kırklareli'de de, Edirne'de, Sinop'ta, Hatay'da insanın, vatandaşın olduğu her karış vatan toprağında aynı duygu, aynı heyecan, aynı ruh ayağa kalkmıştır. İşte böyle milletin, böyle aziz milletin karşısında sadece ve sadece şapka çıkarılır. Dünyaya bir demokrasi dersi verildi. Değerli misafirler, bunu niye anlattım? Şimdi 15 yılı geride bıraktık. Türkiye'nin geldiği noktayı sizler biliyorsunuz. Türkiye'yi altyapısı, yollarıyla, havalanlarıyla, tren yollarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, daha birçok hizmetleriyle, tarımda, sanayide, ekonomide büyük işler başardık. Ama bunu neye rağmen başardık? Karşı karşıya kaldığımız engellere rağmen başardık. Bakın 28 Şubat'ta da dayatma gördüler. Dayanabildiler mi? Dayanamadılar. Neden? Çünkü güçlü irade yoktu. Tek başına güçlü iktidar yoktu. İşte bugün yapmak istediğimiz Türkiye'yi bu ve buna benzer herhangi bir demokrasi dışı, milli irade dışı girişimlere, teşebbüslere karşı garanti altına almak. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir
hükümeti başkaları kurmuyor, millet doğrudan sandıkta kuruyor. Tek farkı budur. Bu da mutlaka istikrar, mutlaka güçlü iktidar anlamına geliyor. Bakınız, değerli konuklar, bugünlerde tabii bir kampanya süreci var. Herkes kendine göre anlatıyor. Bu kampanyada hayır propagandası yapanlar var, evet propagandası yapanlar var. Bunlar gayet doğal. Demokraside bunlar olmalı. Ama yani öyle şeyler vatandaşa söyleniyor ki insanın kanı donuyor. Ya bugün daha ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki bu sistem eğer kabul edilirse, bu referandumda evet çıkarsa devresi gün bütün malınız, mülkünüz elinizden alınacak, iş yerlerinize el konacak. Dükkanlar kapatılacak. Efendim, memurların tamamı sözleşmeli hale gelecek. Bakanlar kurulu olmayacak veya olursa 100 kişi olacak. Her türlü 24 saatte her türlü değişikliği yapacak ve ülke elden çıkacak. Yani ne diyeyim? Herhalde bunu Erzurumlu Teo Pehlivan duysa pataklar. Yapacak bir şey yok. Bu kadar abuk sabuk işler olur mu ya? Ya vatandaşın karşısına çıkıyorsunuz. Bir ana muhalefet lideriz. Söyleyeceğin şeylerin bir kıymeti harbiyesi olması lazım. İnandırıcı boyut olması lazım. Her neyse, herkes marifetini ortaya koyuyor. Biz vatandaşımızı doğru bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Güneydoğu, Güneydoğu ve Doğu bu bölgemizle ilgili yıllardan beri devam eden problemimiz var. 1980'li yılların başında başlayan ve elan yakın zamana kadar devam eden bir terör belamız var. Bu yetmedi, bir de DAEŞ diye bir terör örgütü doğdu. Bu da yetmedi, bir de FETÖ doğdu. Üç tane nur topu gibi terör örgütümüz var. Yanlış tabir. Üç tane terör örgütümüz var. Alçak terör örgütümüz var. Bu terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Üçüyle de aynı anda mücadele ediyoruz. Ama Allah'a şükür üçünün de üstesinden geliyoruz. Neden geliyoruz? Çünkü millet arkamızda. Arkanızda millet olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Tankınız, topunuz, uçağınız da işe yaramaz. İşte gördük 15 Temmuz'da. Hiçbir işe yaramadı. Çünkü arkada millet yok. Millet neredeyse orada kuvvet var. Orada inanç var, orada gelecek var. Değerli dostlar, tabii biz geçtiğimiz 15 yıl içerisinde bölgeye 90 milyar yatırım yaptık. Uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yaptım. O bölgelerde ne çektim? Bir ben bilirim, bir Allah bilir. Yüksekova Havalimanı yapacağız. 99 kere şantiyemiz basıldı. Adamlar kaçırıldı. 3 yılda bitecek inşaat 6 yılda bitti. Kim kaybetti? Vatandaş kaybetti, bölge kaybetti. Ama teröre inat, biz de bunu yapacağız dedik, direndik, yaptık. Bölünmüş yollarımızı yaptık, havalimanlarımızı yaptık, barajlarımızı yaptık, okullarımızı yaptık ve vatandaşımızın güvenini elhamdülillah kazandık.
bu salonda bulunan herkes kimliğiyle gurur duysun arkadaşlar. Kimliğinizle gurur duyun. Kürtseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun. Arapsanız, Süryaniyseniz, Çerkesseniz, Lazsanız, hangi mezhep, hangi meşreptenseniz gurur duyun. Bu kadar net söylüyorum. Ama bir şeyle daha gurur duyacağız. Ay yıldızlı bayrağımız ve devletimiz. Türkiye Cumhuriyeti ile de gurur duyuyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Terör örgütünün, bölücü terör örgütünün bölge insanı gibi bir sorunu yok. Sorun nedir biliyor musunuz? Bölge insanının, hatta Kürtlerin, Türklerin, hepimizin sorunu terör örgütüdür. İşte bu sorunu aramızdan çıkarıp atacağız. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olabilir. Terörün tesi kalmayıncaya kadar bu topraklarda vatandaşlarımızın her biri yurdun her köşesine rahatça seyahat edebilecek, iş kurabilecek, yaşayabilecek, eğitimini yapabilecek, bundan emin oluncaya kadar bu alçak eli kanlı terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Bu yola baş koyduk. Bu milleti arasını açmaya, kardeşi kardeşe hasım yapmaya, bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'a şükür. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi bölgede de terörle mücadelede muazzam bir destek var. Bizim en büyük gücümüz bu. Bu güç bizim terör üzerine yaz demeden, kış demeden kararlı bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, güneyimize bakalım, Irak'a bakalım, Suriye'ye bakalım, Yemen'e bakalım, Filistin'e bakalım, Libya'ya bakalım, orada yaşananlara bakalım. Ve eğer burada bir olmazsak, beraber olmazsak, birlikte Türkiye olmazsak, başımıza gelecek olanları da düşünelim. Allah'a şükür bu noktada en ufak bir sorunumuz yok, en ufak bir tereddütümüz yok. Zaten bu salon da onu söylüyor. Bugün sizler burada var olmakla verdiğiniz mesaj budur. Kardeşlik mesajıdır, birlik mesajıdır, beraberlik mesajıdır. Kederde de, tasada da, sevinçte de biriz, beraberiz. Hepimizin göz rengi aynı değil, saç rengimiz aynı değil, ten rengimiz ayrı değil. Ama aynı olan bir şey var. Gözlerimizden düşen gözyaşlarının rengi hep aynı. Onun için değerli kardeşlerim, bir olmaktan, beraber olmaktan, geleceğe birlikte yürümekten başka hiçbir seçeneğimiz yok. Bu bizim geçmişimizde var. Bu bizim yönetim anlayışımızda var. Osmanlı'ya gidin, daha geriye gidin, Selçuklu'ya gidin. Hep hoşgörü hakim olmuş. Hep farklılıklar zenginlik olarak görülmüş. Hiçbir zaman birbirimizin farklılığını ayrışma sebebi görmemişiz. O zaman büyük devlet olmuşuz. Kıtaları fethetmişiz. Ama hiçbir şekilde insanların inançlarına, yaşamlarına, tercihlerine müdahale etmemişiz. Irkçılık yapmamışız. İstila yapmamışız. Kimseyi esaret altına almamışız. Böyle bir gelenekten, böyle şanlı bir tarihten geliyoruz. Ama bugün görüyoruz, terör örgütleri kol kola vermiş, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek
bu önemli değişime, dönüşüme bütün var güçleriyle karşı çıkıyorlar. Ve terör örgütlerinin başındakiler eğer bu referandumdan evet çıkarsa biz biteriz diyorlar. Doğru, tespitleri doğru. İnşallah evet de çıkacak, onlar da bitecek. Değerli kardeşlerim, tabii bunları anlamak mümkün. Bunların geleceği bu değişim dönüşümle bitiyor da dost bildiğimiz bazı ülkeleri nasıl izah edeceğiz? Onlar da çok keskin bir şekilde, aleni bir şekilde bu hayır kampanyasının, hayır korosunun içine dahil oldular. Bunda da aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Güçlü bir Türkiye, bölgesinde istikrarı sağlamış, sadece kendine değil, komşularının da geleceğine, komşularının da geleceğinin de bel bağladığı bir Türkiye bunları rahatsız ediyor. Bunu Irak'taki iç savaşta gördük, Suriye'deki karışıklıkta gördük. Türkiye'nin burada nasıl bir teminat olduğunu, bölgenin nasıl güvenliğini sağladığını herkes gördü. Dolayısıyla bu ülkelerin elindeki en son araç terör örgütleri marifetiyle Türkiye'nin meşgul edilmesi, gücünün, enerjisinin azaltılması projesi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sona eriyor. Bunu iyi görüyorlar. Onun için de taraf oldular. Yani Türkiye'nin kendi meselesine, seçmeninin karar vereceği bir konuya taraf oldular. Hollanda'da yaşadık, Almanya'da yaşadık, İsviçre'de yaşadık, Avusturya'da yaşadık. Ama ne yaparsa yapsınlar, bizim vatandaşımız ariftir. Bizim vatandaşımız basiretlidir. Bu yapılanları en iyi şekilde not ediyor ve günü geldiğinde de karşılığını mutlaka verecektir. Orada yaşayan memleket sevdalılarının cevabı 16 Nisan'da bu ülkelere en iyi şekilde verilecektir. Milletimiz sorunları olabilir. Sorunlarını çözmekte zorlanmış da olabilir. Ama bu milletin kabul etmeyeceği tek şey dayatmadır. Hiçbir ülke Türkiye'ye dayatma yapamaz. Yaptığı zaman cevabını en ağır şekilde alır. Bu millet onuruna ve istiklaline çok düşkün bir millettir. Tarihte esaret altına girmeyen tek ulus vardır. O da Türklerdir. Türk milletidir. Biziz. Dolayısıyla değerli dostlar, inşallah bugünlerde geçecek ve Türkiye artık bu kısır tartışmaların, zaman kayıplarının ötesine geçmiş olacak. Sürekli iktidarla, sürekli istikrarla büyümesini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Yeni iş alanları, yeni yatırımlar, gençlere yönelik, kadınlarımıza yönelik birçok yeni projeyle bölgesel kalkınma farklarını da tamamen ortadan kaldıracağız. Daha yakın tarihte Hakkari'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de, Siirt'te, Van'da, Bitlis'te, Batman'da, bütün bu bölgelerde terör örgütünün başta bölge insan olmak üzere ülkemize, milletimize ne büyük acılar yaşattığını hep gördük. Çukur siyasetiyle insanların canlarına nasıl kastettiklerini, mallarını, evlerini, barklarını nasıl başlarına yıktıklarını gördük.
ettiklerinin karşılığını görüyorlar. Bugün Nevruz oldu, kimseyi toplayamıyorlar. Kimseyi ikna edemiyorlar. Ve şimdi artık yaraları sarma vakti. Bakın 24 Ocak'ta başlattığımız, aslında Diyarbakır'da duyurusunu yaptığımız Eylül ayında ve 24 Ocak'ta hayata geçirmeye başladığımız cazibe merkezleri programı var. 23 ili ilgilendiriyor. Doğuda, Güneydoğu'da. Bu cazibe merkezleri programına bugüne kadar tam 100 milyar yatırım için 3300 firma başvuruda bulundu. Toplam öngördükleri istihdam tutarı 400 binin üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu da demek bölgenin şaha kalkması demek. Ve bunların hepsi de ciddi yatırımcılar. İnşallah süratle bütün değerlendirmeleri yapıp bu yatırımcılara gereken desteği vereceğiz ve bir an önce bölgenin bu çukur siyasetinden arta kalan yaralarını maddi olarak saracağız, manevi olarak da elimizden geleni yapacağız. Bizi birbirimize bağlayan milli değerlerimiz var, dini değerlerimiz var. Dini değerlerimizin bilinçli olarak terör örgütü tarafından zayıflatılması bir anlamda bölgedeki sorunların büyümesine sebep olmuştur. Dolayısıyla hem dini değerlerimize, hem milli değerlerimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Kaderde de, tasada da, sevinçte de biz biriz, beraberiz değerli kardeşlerim. Bugün aslında birçok önemli olayın yıl dönümü. Dünya Down sendromlu hastalığına sahip efendim onların yıl dönümünü. Onlarla ilgili de bugün genel merkezde genel başkan yardımcımız Öznur Çalık hanımefendi programlar yaptı. 81 ilde canlı bağlantılar kurdu. Hayat farklılıklarla güzel. Yalan nedir bilmeyen, yüreği sevgi dolu, kirlenmemiş dünyanın masum melekleri, Down sendromlular hakikaten bize çok güzel ders verdiler. Halleriyle ders verdiler. Tavırlarıyla, duruşlarıyla ders verdiler. Ayrıca bugün Aşık Veysel'in de ölüm yıl dönümü. Aşık Veysel de bu ülke insanının çilesini, sıkıntısını, ortak değerlerini türkülerine dökmüş bir ozanımızdır. Aşık Veysel aslında bizim Ulaştırma Bakanlığı olarak da bizim rehberimiz olmuştur. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Ama biz o üstadın yaşadığı sıkıntıları gördüğümüz için o uzun ince yollarda millet zahmet çekmesin, hayatını yitirmesin diye o yolların hepsini uzun duble yol haline getirdik. 6000 kilometreyle aldığımız yol ağımızı 25000 kilometrenin üzerine çıkardık. 8000 kilometreyle aldığımız sıcak asfaltın 22000 kilometreye çıkardı. İddiayla söylüyorum. Türkiye'deki yollar birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumdadır. Dünyanın en büyük projelerini gerçekleştiren Türkiye.
Ama bunun sevincini doya doya yaşayamıyorum. Şu Avrasya Tüneli'ne bakın. Dünyada böyle bir proje yok. Şurada hemen gidiyorsunuz. Yeni Kapı'dan giriyorsunuz. Göztepe'den çıkıyorsunuz. 3-5 dakika. Hayal bile edilemez. Boğaz'ın 106,5 metre derinliğinden. Sadece bu mu? Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Onun için ne kadar büyük dirençle karşılaştığımızı hatırlayın. Gezi olaylarının ana malzemesi neydi? Köprü yapmayın. Havalimanı yapmayın. Bu ne demek? Gelişmek, büyümek, kalkınmak Türkiye'nin hakkı değil. Siz sadece sokakları süpürün, rutin işlerle uğraşın, boyunuzdan büyük işlere karışmayın. Yok böyle bir şey. Allah'a şükür, dünya krizden krize koşarken Türkiye dünyanın parmakla gösterilen en büyük projelerini yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın açıklığı en fazla olan, 60 metre açıklığı olan 10 şeritli köprüyü 36 ayda yaptık. 36 ay. 36 ayda bir apartmanı zor yaparsınız. Ama irade olunca, kararlılık olunca oluyor. Yetmedi, İzmit Körfezi 50 senedir konuşuluyor. Oraya köprü yapılacak. Geldik onu da Osman Gazi Köprüsü'nde yaptık. Bitmedi. Bursa'ya kadar otoyolu da bitirdik. 2018'de İzmir'e kadar 3 şerit, 3 gidiş, 3 geliş otoyol, köprü, tüneller bitmiş olacak. Bu ne demektir? İzmir'le İstanbul 2 saat 50 dakika. Hızlı treni yaptık. Marmara'yı yaptık. 150 yıllık hayal. Sultan Abdülmecid'in hayal ettiği, Abdülhamit Han'ın projelerini çizdirdiği, 100 yıl sonra da onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı bir dünya projesi. Çağ açıp çağ kapatan 21 yaşındaki Fatih'i görmüyor Kılıçdaroğlu, efendim 21 yaşında, 18 yaşında vekil mi olunurmuş? Vizyon yok. Hedef yok. Türkiye onun için kimin ülkeyi yöneteceğini bu millet iyi biliyor. Değerli kardeşlerim, bununla da sınırlı değil. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. En büyüğü Atlanta, Amerika 90 milyon. Türkiye'ye 90 milyon yakışmaz. 200 milyonluk havalimanı yapıyor. Türkiye'de hızlı tren var, Amerika'da yok. 10 senedir konuşuyorlar. Sağlık sistemi Türkiye'de var, Amerika'da yok. 10 senedir konuşuyorlar. Türkiye bütün bunları nasıl başardı? Ülkesine, milletine inanan, güvenen, milletten başka irade, güç tanımayan bir ekiple yönetiliyor onun için. Siz bize güveniyorsunuz, destek veriyorsunuz. Biz de sizden aldığımız destekle ülkemize, milletimize her türlü engele rağmen iş yaparak, çalışarak bugünlere geldi. Daha geçen gün 18 Mart'ta yine bir ilke imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu da bir ilktir. Nereden ilk? İki ayak arasındaki açıklık 2023 metre. Dünyada bu kadar geniş açıklıkta bir köprü daha yapılmadı. Bu da bir ilktir. İlkler bu millete yakışır, Türkiye'ye yakışır. 10,5 milyar liralık yatırım. 10,5 milyar lira ne demek biliyor musunuz?
1950'deki Türkiye'nin gayri safi milli hasılası. Türkiye nereden nereye geldi? Efendim işte borcunuz var, notunuzu düşüreceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Hiç oralı olduğu yok. Türkiye'ye güvenmeye yatırımcılar devam ediyor. Daha bir son bir ayda 2,5 milyar dolar giriş oldu Türkiye. Dolar hafif kıpırdayınca yaygara kıyamet koparanlar geriye gidince ses soluk kesiliyor. Sus pus. Ne yaparsa yapsınlar. Bizim kaynağımız milletimizdir. Bizim kaynağımız ülkemizdir. Bizim kaynağımız özgüvenimizdir. Bu özgüven olduğu müddetçe hiçbir güç, hiçbir kimse bize bir şey yapamaz. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize asla zarar verecek bir iş içinde olmayacağız. Değerli kardeşlerim, 26 gün sonra sandık önümüze gelecek. Türkiye bir karar verecek. Hepimiz aynı gemideyiz. Rotamız aynı. Tarihimiz, coğrafyamız, kaderimiz ortak. Bu tabloyu bozmaya çalışanlar çok denedi ama başarılı olamadılar. Bu sefer de başarılı olamayacak. Çünkü biz tarih boyunca nice badireleri atlattık. Bizi ayrıştırmaya çalışanların oyunlarını bozduk. Bu oyunu da bozacağız. Bu coğrafyada 1000 yıldır kader birliği yapmışız. Beraber olmuşuz. Her türlü zorluğun üstesinden gelmişiz. Her zaman aynı birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Değerli kardeşlerim, mesele memleket meselesidir. Mesele Türkiye'nin geleceği meselesidir. Gençlerimizin geleceği meselesidir, torunlarımızın geleceği meselesidir. Onun için burada aman ne olacak canım, işte olursa olur, olmazsa olmaz deme lüksümüz yok. 1950'den beri Türkiye'nin gündeminde olan, gelmiş geçmiş bütün liderlerin hayali olan bir değişikliği hayata geçiriyoruz. Merhum Türkeş, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Erbakan, merhum Turgut Özal, merhum Süleyman Demirel, merhum hocamız Necmettin Erbakan. Bütün bunların hayal ettiği, yapmaya çalıştığı değişimdir bu. İnşallah bütün zorlukları aşarak hayalleri gerçeğe dönüştüren AK Parti milletimizin bu hayalini de 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla gerçeğe dönüştürecektir. Buna inancımız tamdır. Bu salon bunun habercisidir. Değerli kardeşlerim, sözlerimi uzattığımın farkındayım. Hanım sürekli işaret ediyor. O benim kum saatim. Aynı zamanda saat ayarını veriyor biz kürsüdeyken. Dolayısıyla şöyle yapıyor. Buradan anlıyoruz işi. Bir kez daha bizi bu güzel akşamda bir araya getiren İstanbul İl Başkanımıza, ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve sanat dünyasından, iş dünyasından, kanaat önderlerimizin, dini önderlerimizin ve toplumumuzun bütün kesimlerinin bir araya geldiği bu nezih toplantıda sizlerle birlikte olmak, sizlerle sohbet etmek ve arkadaşlarımızla birlikte bu havayı teneffüs etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimi bitirirken sizlerin şahsında bütün vatandaşlarımı 16 Nisan o büyük günde Türkiye'nin aydınlık yarınları için sandığa gitmeye davet ediyorum ve verecekleri evet oylarıyla Türkiye'nin geleceğinde ben de varım.
demeye davet ediyorum. Tek millet için, tek devlet için, tek bayrak için, tek vatan için daima millet, daima ayrıştırmak için değil, kucaklaşmak için. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.